Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün tekrardan arkadaşlar bizim namdayız. Bir önceki videomuzda İbrahim abimizin namında video çekmiştik. Kral abimiz. O bize bir tane ispiriz dişi bize hediye etti arkadaşlar. Dedim ben size onu göstereyim. Bizim bir tane ispiri eşeğimiz vardı. Dedi al bu dişiyi götür dedi. Bari onunla yavru atırsın dedi. Yavrularını al uçurursun dedi. Geçen ispirilerimizi götürmüştük. Bu da üstüne geldi arkadaşlar. Hem güzel bir bizim ispiriyle, zaten bizim ispiri videolarımızı izleyen arkadaşlar vardır. Bizim ispirimizi zaten biliyorlardır. Dedim hem onları çüt ettim ben arkadaşlar. 2 gün önce getirdim ben bunları. Hem onları çüt ettim. Hemen birden de çüt oldular arkadaşlar. Dedim hem size hem onları gösterelim. Hem de şu üstteki kümesimiz var ya arkadaşlar. Bak. Şu kümesimize biz yavrularımızı çekmiştik geçen sefer. Geçen çektiğimiz videoda demiştim ki eğer zaman kalırsa üstteki yavrularımıza bırakalım, onları da uçuralım diye bir fikirde bulunmuştuk. Onu çekemedik video çok uzun olduğundan dolayı. Bugün hem dedim ispiri gösterelim size, hem de dedim çıkalım o güvercinlerimizi bir bırakalım. Zaten çoğunu kırptık biz, yavrularımız falan kaldı 20 tane. 19 veya 20 tane yavru yuvaya çektik arkadaşlar. Sen dersin ki bunlar yavru değil, sezonun karışma kuşları zaten. Şu an aynı hareketler onlar, çünkü onların yavruları zaten arkadaşlar. Şimdi hem onları bırakacağız hem onları uçuracağız. İlk defa size yavrularımızı düzgün bir şekilde uçuracağız arkadaşlar. Hafif hafif toplu bir şekilde uçmaya falan da başladılar. Sonrasında dağılıyorlar ama en başta ilk çıkışları toplu bir şekilde uçmaya başlıyorlar. Dedim ben size onları göstereyim. Hem de dedim o yeni gelen İbrahim abimize de buradan tekrardan teşekkür ederim. O ispirimizi gösterelim arkadaşlar. Hemen lafı daha fazla uzatmadan hemen ispir, sonra da uçum kümesine geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bak. Önce şu yavrularımızı bir gösterelim. Bak şurada sarı, beyaz giysen sarı falan da vardı arkadaşlar. Onları da çıkarttım. Bak şu son yavrularımız bak hepsi küçük küçük şu şekilde meydanlara falan çıkmaya başladılar. İnşallah hava da ısındı arkadaşlar. İnşallah bunlara bir şey olmaz. Zaten bugünlerde de ışığımızı alacağı çekilişe uyacağız arkadaşlar. Bir de geçen videomda demiştim ki tutsakları falan hediye edeceğimizi falan söylemiştik arkadaşlar. Onlar hepsini verdik. O tutsakların hepsini gönderdik. Birkaç tane bildiğim küçük arkadaşlar vardı. Onlara verdim. Hepsini gönderdik. Şimdi bak burada Hollandalar var. Biliyorsunuz göy Hollandalar, sarı Hollandalar. Bunlar bizim zaten sarı Hollandalarımız. Bunlar ala vallahi daha yeni gördüm. Yumurta doğurmuş. Sonunda. Vallahi sonunda doğurmuş arkadaşlar. Oğlum şaşırdım lan. Hadi bismillah. Bunlar da doğurmaya başladı. Buradayız arkadaşlar. Bak neyleri buraya getirdim. Beyaz geyisten sarı alca geyisimizi getirdik arkadaşlar. Bak bunlar da hemen çöp falan toplamaya başladı. Burada göy Hollandaları bozduk biz. Niye bozuk mu? Dişi rahatsızdı. Hem dişiyi dedik dişi biraz dinlensin, toparlansın. Rahatsızlığı geçti ama arkadaşlar biraz zayıf kaldı. Dedim iyicene bir etini falan doldursun. İyicene bir dinlensin. Ondan sonra zaten belki bunlardan da biraz yavru aldıktan sonra o zaman tekrardan bırakırız diye düşündüm. İnşallah iyi etmişizdir. Vallahi şaşırdım şunlara doğurmasına. Şurayı hemen kapatalım. Bu ağlar niye doğurmadı bu ağlar? Hem ağlar hem siz. Siz niye daha doğurmadınız? Diş oğlum. Vallahi bilmiyorum siz niye doğurmadınız? Senin derdin ne? Söyle hele. Hadi bunlar doğurdu ya. Siz zaten doğurursunuz diye düşünüyorum. Bir de bunlar doğurmadı. Oğlum sizin sıkıntınız ne? Bu ağ geçen sene bendeydi. Sırada bir kırmızı ağacından çıt olmuştu. Hemen doğurmuştu. Yavru falan büyüttü. Dişimizde bir sıkıntı yok. Erkek oğlum senden bir sıkıntı var. Bilmiyorum ben sizi biraz daha bekleteceğim. İnşallah doğurursunuz havalar çünkü ısındı iyicene. Bir bakalım hele. Sarı Hollandalarımız doğurdu. Hadi darısı size olsun. Bak burada ne var hemen göstereyim. Sarı kanatlarımızın yumurtası. Sizin biraz yavrunuzu alalım da. Sonra siz zaten tekrardan yolcusunuz. Bunlar da yavru artık yavaş yavaş çıkmaya. Dur. Çekil. Şöyle bakalım da yumurtaya. Yok daha var daha bir nereden baksan 7-8 günü var. Şimdi ise bak burada ispirlerimiz var.
Arkadaşlar İbrahim abimiz bize bir dişi ispiri verdi. Buradan tekrardan bak boyu falan çok güzel. Erkekle tıp atıp sadece bizimkinin dövüşü çok parlak, çok güzel bizim ispirimiz. Bak dişi biraz sadece koyu ama kafa tipleri aynı şekilde arkadaşlar, şu şekilde gösterelim. Sizce nasıl, uyum sağlanmış mı? İnşallah erkek gibi dövüşünü şöyle parlak güzel verir arkadaşlar. Vallahi öyle umut ediyorum. Bir dışarıya çıkartalım. Biraz daha yakından görelim hemen. Nasıl arkadaşlar sizce? İkisinin de boyu tam aynı. Dişimiz de çok güzel. Vallahi gerçekten dişimiz de çok güzel. Bakalım nasıl bir yavru verecekler. Dişimiz bu. Erkeğimiz ise bu. Vallahi ikisi de birbirinden güzel. İnşallah tam erkek nesli gibi atar. Çünkü rengi falan çok hoşuma gidiyor ispirimizin. Bunun normalde kanatları gelmişti. Bunu uçuracaktık. Bir gider ihtimal vardı. Çünkü kanatlar biraz uzadı. Sürekli duvara kalkıyordu. Kendini atmaya falan çalışıyordu. Bir ispiri de üstüne denk geldi. Bari seni göndermeden, bari seni bir yavrunu alalım. Bari sen uçmazsan belki yavruların kısmet olur. Yavruların uçar. Şeyle niye de ettik arkadaşlar. Sizce nasıl arkadaşlar? İspir uyumu güzel olmuş mu çünkü? Benim hoşuma gitti. Bak şurada sarı takım. Sarı takım da zaten yakışıyor. Şurada ise dışlar var. Ya oğlum, ben belki İstanbul'a gibi uçmuştuk. Bu sefer de bu başımıza çıktı. Bu aynı hareketleri. Erman ya arkadaşlar. Genel hep böyle oluyor. Çıt oldu ya bak hemen. Hollandalarımız sonunda bir yumurta doğurdu. Bakalım diğerleri nasıl olacak. Geriye ağ ve çarmaklı ve ispirler kaldı. Zaten şu tarafın yavru zamanı bitti. Şimdi bu tarafında ispirler, bak gördünüz mü? Çıt oldu var ya. Biraz daha şöyle yapmayı gösterelim. Sana kanat değil açıkçası. Bence güzel bir çıtlı oldu arkadaşlar. İnşallah şuradan rengarenk yavrular almak kısmet olur arkadaşlar. Çünkü sarı kanatlar doğurdu, Hollandalarımız da doğurdu. İnşallah şu diğerler de doğurur. İspirler de zaten 2 günde çıt oldular. Ama ispirimiz de ispir abi. Diğer ispirler de güzeldi arkadaşlar, çok güzellerdi. Boyları falan bayağı bir uzun, zaten bir kedin üstündeydi. Rengine göre de bu ispirim daha hoş. Kısmet bunlar oldu. Şimdi bunlar kendi şahsi ispirlerimiz oldu. Bunlar bizim emanetli ispirler. Şimdi bunlar şahsi ispirlerimiz oldu. Şahsi mal daha güzel ya, boş verin. Şimdi hemen üst damar çıkalım. Oradan da yavrularımızı bırakalım. Onları da seyretmeye başlayalım hemen. Şimdi hemen üst dama geldik. Şunları kapatalım. Çünkü yoksa hepsini beraber koyan bırakamazdık. Burada da iki tane kuş teyledik. Bir sarı dönekçi dişimiz vardı. Onu da gönderdik. Bir tane de şöyle biraz çirkin bir tane kara ispir gibi kuş vardı. Şu karamızı hep çüttü. O ikisini de gönderdim. Bak şimdi burada sadece iki tane dişi var arkadaşlar. Bu balinaya da tahminim dişi diyordum. Bu da erkek çıktı. Öttüğünü falan gördüm. Bizi daha mutlu etti.
Şimdi burada dişinin kalmaması çok güzel oldu. Sadece şu kara postamız kaldı. Zaten bu bizim seneye damızlık bir kuşumuz. Bizim karayla vuracağız. Bir de sadece şu macar kaldı. Bu macarın da kalma sebebi burun kanadında ufak bir şişiklik var arkadaşlar. O yüzden bir kuşu peşine bastırıp da çok uzağa götürmeden etrafta uçuyor arkadaşlar. Çok uzağa gitmiyor çünkü. O yüzden dedim şu kariplerimizi, şu macanımızı, şu fitilimizi olsun, şunları hep bunun peşinden çüt edip de bir şekilde uçurmaya çalışırız diye düşündük. Bakalım inşallah da çüt olurlar, uçarlar. Burada biraz çiçeğimiz vardı, bu tekrardan gitti. Elvan var ya, o yüzden biraz da sıkıntı arkadaşlar. Biraz çiçeğimiz geçen videoda biraz öttüğünü falan gösterdik. Üçüncü gün hemen gitti arkadaşlar. Kısmet. Buradaki yavrularımızdan ise bak şişi kardeşe bak, hemen yan yana gelmişler. Gördünüz mü? Bunlar da üst ama çarptık. Çünkü beyaz geysen sararca geys bunlara bakıyordu. Bunlar da artık yeme düştü. Dedim bunlar da daha çok büyümeden. Çünkü aşağıdan yavruyu tekrardan üst ama açtırması sıkıntı oluyordu. Bunları da tekrardan buraya indirdik. Bak yavrularımız. Buradan da birkaç tane hemen şu döşü güllü olanları da büyük kümese çektik. Sürekli yer değişikliği yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi yavrularımız alıştı. Bak bunlar da toparlanmaya başladı. Şunun güzelliğine baksanıza. Bir maşallah yazmayı kesin unutmayalım arkadaşlar. Bak ne güzel duruyorlar kardeşler ya. Maşallah. Hemen bir diğer güvercinleri bırakmaya başlayalım. Bunlar zaten çoktandır göstermiyorum size. Bak bunlar şu şekilde kırpıklar. Bunlar zaten kırpıklar. Bizim sağlam kuşlarımız. Bu kazıktakiler ise bak şu şekilde gösterelim hemen. Bunlar da bizim yavrularımız. Şimdi bunları bırakacağız. Bak şuraya da yeni kardeşleri getirdim. Döşü gülleri bak numaralı, çift numaralıları. 4 tane de yeni kuş daha ekledim buraya. Toplamda 19 tane yavru koyduk. Şimdi 19 tane yavrunun uçumunu falan seyredeceğiz. Hemen çıksınlar. Gel. Bak arkadaşlar nasıl çıktılar. Bak nasıl gidiyorlar. Bunlar hepsi bu senenin yavruları. Bayağı bir çaba falan gösterdik. Daha birkaç tane daha yuvada var bak. Birkaç tane daha buradalar. Bunlar da sonradan yuva eklediklerim. Nereye gittiler lan? Bak gidiyorlar. Şimdi bunlar var ya, sen desin ki karışma kuşu gibi. İstiyseniz seyredelim. Çünkü çok uzun video oluyor. Bak karıştı orada. Bak geliyorlar. Yaklaşık var ya 1-2 saat boyunca gelmiyorlar arkadaşlar. Yavrular bir de çok da hırslılar. Bak nasıl gidiyorlar. Kısmet olursa bunları kırpmayacağız. Bu diğer toplamda hepsininle beraber 40-50 tane bir yavrumuz yedecek. Hepsini toplu bir şekilde uçuracağız. Bunları seneye kışın karışmasına taş birden hazırlayacağız. Dediğim gibi giderse bunları hiç sıkıntısız bir şekilde tekrardan karışmaya bırakacağız. Çünkü geçen sene yavrularımızın hepsini biz kırptık arkadaşlar. Mesela atkınından hep uzadılar, kanatlar geldi. Kuşların bir ay falan bir uçmuştu oldu. Ardından karışmaya bıraktık. Buna rağmen fazla bir eksiksiz. Kuşumuz karışmaya zaten çalıştı. Hepiniz zaten biliyorsunuz bunu. Bu sene de bunları hiç kırpmadan bu şekilde alıştıracağız. Yani kırpıp da alıştırdığımız yavru bize öyle bir hatayı göstermedi. Bakalım, bak kayboldular. Bakalım bunlar da nasıl olacak. Bak ben bayağı bir gözden kaybettim. Bunları bayağı bir gözden kaybettim. Bunlar da bizim diğer kırpıklarımız. Yuvada da 3 tane var. Bunlar da çüt olmuşlar. Bugün biraz erken
saatte video çektim çünkü akşama yayınlamaya, yetiştirmeye çalışmak için dedim hem bugün videoyu inşallah yetiştiririz, paylaşırız bugün. O yüzden biraz güneşli bir havada çektik. Kuşlara o da çok belli etmiyorlar ama yine de idare eder. Siz de arkadaşlar videomuzlarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Çünkü 5000 bir aile olmamıza çok az kaldı. İnşallah bugünlerde 5000'i tam tamamlarız da siz de biraz destek verirseniz sizi ne mutlu edersiniz. Onların zaten arkadaşlar icraatını biliyorsunuz siz. Kesinlikle yorumu maşallah yazmayı unutmayalım. Bak şu gülü yavrum, Zeki'nin kardeşi. Çünkü bir tane yavrumuz da geldi. Kuşlar. Bizim kuşlardan yana etrafta bir şey yok. Şimdi ben bekleyeceğim. Kuşların gelişini de sizlere çekip göstermeye çalışacağım. Güvercinlerimizden birkaç tanesi geldi. Bak, döşü güllümüz de geldi. Bak burada. Daha diğerler daha gelmedi arkadaşlar. Bekliyoruz ama da ortada bir şey yok. Bak 3-4 tanemiz burada hemen. Diğerler niye daha gelmedi ya? Ben bir yarım saatin üstünde fazla oldu. Daha yoklar ortada. Bunlar geldi. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Yavrularımız uçurduk. Gittiler herhalde, gelmediler. Gelirler birazdan zaten arkadaşlar. Zaten gidişat güzel de geliş biraz sıkıntılı arkadaşlar. O yüzden biz de bu videomuzun sonuna geldik. İnşallah zaten bir dahakine toplu bir şekilde hem giderler hem gelirler. O şekilde güzel, daha biraz daha seyrederiz. Biraz daha geç saatlerde bırakırız. Toplu bir şekilde etrafımıza falan döndüklerini falan seyrederiz. O da zaten 1-2 hafta falan sürer. O kıvama gelmesi için. Bu videomuzun da sonuna geldik. 5000'e yakın bir abone olmaya az kaldı arkadaşlar. 5000 kişilik bir aile olmaya başladık arkadaşlar. Umarım bu videolarımız daha çok ayrıntıya daha kişiye uzatır da ailemiz daha da büyük olmaya başlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bir like yapmayı kesin unutmayalım. Hadi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.